regalo de Santini. O parça böyle dum diye bitti ve birdenbire duymuş ama dinlememiş. Biliyor ama her parçasını dinlemiş. Yani, repertuarında da ölümden önce bir hayat vardı. Çünkü bizim durumumuzu çok iyi ifade ediyordu. O zaman bir bakıma gençliğin rahatlığı varmış. Benim kendi şu anda çalıştığım akademik iş bu kadar gergin ve disiplinli değil. Plak dolabındasınız. Allianz Motto Müzik'te Murat Meriç'le birliktesiniz. Bugün çok özel programlardan birini yapacağız. 26. İstanbul Jazz Festivali bünyesinde gerçekleşecek olan Mozaik konseri için Eliyar'dayız. 35 yıldır burada Mozaik çalışıyor ve biz onları prova esnasında ziyaret ettik. Konser öncesinde konuşalım istiyoruz. Külliyat geçtiğimiz yıllarda yayınlanmıştı. Yeniden bir araya geldiler, birlikte konserler veriyorlar ve İstanbul Jazz Festivali'nin 26.sı çerçevesinde 17 Temmuz'da bir konser verecekler. Özel bir konser olacak. Bu zorlu PSM'de saat 19 itibariyle başlayacak. Ve bugüne kadar ki Mozaik külliyatından seçilen parçalar o konserde sergilenecek. Şimdi Mozaik elemanlarını çağıracağım. Başka yere ışınlanacağız. Devam edeceğiz. Plak dolabında Mozaik'le birlikteyiz. Plak dolabının galiba en kalabalık ve en plaksız, tek plaksız programı da buluştuk. Mozaik 1983 yılının Haziran ayıydı galiba ilk konserini verdi. Ölümden önce bir hayat vardır ve sonrasında yoluna devam etti. 90'lı yılların başına kadar, ondan sonra bir ara ve yeniden yan yana geldiler. Bugün çekirdek ekip değil, aslında ekibin tamamıyla neredeyse birlikteyiz. İstanbul Jazz Festivali'nde 17 Temmuz'da yapılacak olan konseri konuşacağız. Biraz Mozaik'ten söz edeceğiz. Dediğim gibi kalabalık, nasıl sığarız, nasıl yaparız bilmiyorum ama ufak ufak konuşmaya başlayacağız. Mehmet Kuzu Taygun, Saruhan Erim, Ayşe Tütüncü, Gökçe Gürçay, Mehmet Tütüncü, Yavuz Üresin ve Timuçin Gürer. Aramızda olmayanlar Serdar Ateşer ve Ezel Akay, onları da bekliyoruz. Ben Deniz Murat Meriç, Plak Dolabı'ndan hoş geldiniz. En kıdemli üyeyle başlayayım diyeceğim ama herkes kıdemli olduğu için Gökçe ile mi başlasak acaba? Ne yapacak? Çünkü yeni başlayanlar için neydi? Mozaik müdürü. Yeni başlayanlar için Mozaik müdürü. Çünkü sen bir taraftan sosyal medyada da aktif olarak Mozaik'le ilgili her şeyi paylaşıyorsun. Doğrudur. Senle başlayalım. Nasıl katıldın ekibe? Daha önce Mozaik dinliyor muydun? Nedir? Nasıl? Mozaik dinlemişliğim var ama her kaseti edinmişliğim yok. Bu bir itiraf olsun. Şans eseri zamanla hep Mozaik'in üyelerinden birileriyle hep çaldın yani. Hep çaldım. Hem Ayşe Tütüncü ekibinde olsun, hem Timuçin'le beraber. Bu vesileyle aslında ekipten birçok kişiyi de tanıdım. Gel zaman git zaman işte tekrar bulutlar toplanıyor, biz yağdıracağız dediklerinde de sağ olsunlar bana davula oturma görevini verdiler. Daha önceden Cem Aksel ve Ümit Kıvanç. Ümit Kıvanç'ın oturduğu yerde olmak benim için hem büyük bir onur hem büyük bir sorumluluk da bir yandan. Birçok arkadaşım var, duymuş ama dinlememiş. Biliyor ama her parçasını değil. Bunların hepsini bir araya topladığı bir hizmet aklıma geldi. Ve yeni başlayanlar için Mozaik diye bir müdürlük kurdum kendime. Konserler başladı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayındaydı galiba, değil mi? Evet. İstanbul Kayıkhanede Burada Müzik Var festivali kapsamında Mozaik yeniden yan yana geldi. ...95'te külliyat yayınlandığında aslında heyecanlanmıştık hepimiz. Yani ben eski Mozaik dinleyicisiyim bir kere. 1990 ya da 89 yılında galiba ODTÜ'de bir ortak konsere katılmıştınız. Oradaydım ben. Şimdi Ölümden Önce Bir Hayat Vardır konserleri nasıl şekillendi? Doğrudan Ayşe Tütüncü'ye soruyorum. Ya çünkü o zamanlar tabii. O zamanlar tam 1980'den, o zaman çok yakın zamanlar 1980'den. Tabii daha benim hemen sonrası. Evet. Yani o bulut, kara bulutların olduğu bir zamanda ama insan artık böyle bir şey oluyor. Ya bir şey yapalım, bir hayat var aslında falan. Beni en çok tetikleyen şey Mozaik'i bir araya getirdiğimizden 3-4 ay önce Yeni Türkü'nün konseri olmuştu bizim üniversitede. Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyor. Dolayısıyla o konser beni çok heyecanlandırmıştı. İşte yerli bir grup güzel şarkı söylüyor ve sahne savurları ne güzel falan gibi. Ve bu bize bunun yapılabilirliğini bir kez daha hani kafamıza iyice
olur bu iş hissini verdi falan. Ve ilk bir 5 kişi bir araya geldik. Sonra hemen ondan 2-3 hafta içinde o 9 kişiye yükseldi. Bu işte 3 ay kadar çalıştıktan sonra Haziran ayında tabii müthiş bir repertuar çalışması oldu. Evet, evet, çok acayip. Evet, mesela yani mesela repertuarında da ölümden önce bir hayat vardı. Çünkü aha, bizim durumumuzu çok iyi, evet, ifade ediyordu. O tabii o parça orada yok fakat o Wolf Biermann'ın bir parçasıdır aslında. Yani parçayı alamasak da ismini alalım, koyalım dedik. İlk repertuar daha da fazla. Yani tahmin ediyoruz zaten. Çalmak bize hayat enerjisi verecek şeyler daha fazlaydı. Onlardır aslında. Bütün dünyadan, her türlü dilden şarkılar. Albümlerden bahsedelim biraz. Ölümden önce bir hayat vardır. Canlı kayıt. Haziran, hı-hı, ve Kasım, evet, konserlerinin ortak kaydı. Çift kaset olarak canlı, hı-hı, kaydı. O bir de elle üretim değil mi? Hani hep beraber oturup yapmış olduğunuz. Boş kasetleri aldık. Sonra evde, hı-hı, o boş kasetlere... Ne, asetonla mı yapıyorsunuz gibi o ayrıntı vardı şeyde. Aseton. İki kişi karşılıklı. Ama hızla yapıştırman gerekiyordu onları. Külliyatı 1995 yılında toparladınız. 83-95 arasında yapılan kayıtlar. 95'te toparlamadınız tabii. 95'e kadar olan kayıtlardan toparlandı külliyat. Geçtiğimiz yıllarda yayınlandı. 2014. Evet, 2014. O da uzun sürdü aslında değil mi yani? Evet. Peki nasıl oldu? Nasıl yan yana geldiniz tekrar? Kim kandırdı sizi? Yıllardır beklediğiniz şey nasıl gerçekleşti? Ada müzik. Ya yıllardır bozda pişirip yapın çocuklar yapın, herkes dijitale aktardı, siz de aktarın artık falan. Bir gelsek bir araya. Dediniz. Düşünüp ben Ayşe'ye gittim önce. Böyle bir şey yapalım mı? Ne dersin diye. O da olur dedi. Öyle başladı aslında. Zaten çorap söküğü gibi gitti arkasında. Tüm kayıtları bir araya getirmek zaten 2 seneye yakın vaktimizi aldı. Yani kasette olanlar var, makara teypte olanlar var. Bir de yayınlanmamışlar arasından da seçmeler var. Bizim 8 kanal var. Onlar, büyük mesai var. Yani altyapıyı toparlamakla zaten çok uzun uğraştık. Ve onu o güzel kitapçığı ortaya çıkarmakla çok uğraştık. Aslında yani, 2,5 yıl. Ezgi hazırlamıştı değil mi bu kitap? Evet, şey, Ezgi kesin. Çok, ondan önce bir takım maceraları da var. Son var yani. Ondan sonra biz bu... Bunun bir konserini yapalım, nasıl yapalım, biz çalalım, hadi başkaları da olsun, işte featuring olsun, olmasın falan. Sonuçta biz orada kaldıydık aslında. Ama esas bir araya getiren, ondan bayağı 2 sene falan sonra, evet, Timuçin'in bahsettiği. O da inanılmaz oldu. Yani bütün iyi ama çalalım ama işte tüylü de olsun. Şurası da bilmem nevi boncuklu olsun filan diyen herkesin ağzı kapandı. Tamam, çalıyoruz. Şimdi yeni konsere gelelim, Asıl Jazz Festivali'ndeki konser. Çünkü o aslında bir taraftan Ölümden Önce Bir Hayat Vardır'ın bir yeni versiyonuydu. Sonraki albümlerden de birer şarkı eklendi ucuna. Evet. Bir de kısa bir konserdi ya tabii, mecburen orada festivalin içinde bir belli bir sınır içinde kalmak durumundaydınız. Yeni konserde yani 17 Temmuz'da bizi neler bekliyor? Aslında 4 albümden de seçmeler olacak. Hı hı. 75 dakikalık bir konser olacak. Misafirlerimiz olacak. Ceylan Ertem ve Erkan Oğur. Evet. İki parça da Erkan Oğur eşlik edecek. İki parça da Ceylan Ertem olacak. Bir parça bunların ortak. Hı hı. İkisi de sahnede olacaklar. İki misafirimiz de. Mehmet Tütüncü ve Yağız Üres'in hiç konuşmayan insanlar olarak. Çalgıcı. Sizin mozaik mesainiz nedir, nasıldır? Bağlantımız vardı. Grubun, hı-hı, büyük bir kısmı İstanbul erkekliydi aslında. Yani ben, Saruhan, Ayşe, Mehmet Tütüncü ve Serdar Ateşer İstanbul erkekliydi. Ve Ümit Baş'ta. Ya, Ümit, var. Ya, Ümit Baş'ta yoktu diye attım. Doğru. Yani öyle saydığımızda öyle de büyük bir sayı var. Oradan tanışıyorduk. Zaten o belli bir kültürdü de Boğaziçi'ne de taşınan. O yıllarda da mozaik böyle, daha önce de söyledim, şaşkın hayatın karşısında böyle dışında falan deyip de başka bir topluluğun sözlerinden aşırma yapmak istemem, çemberin dışı falan diyerek de offside'da olan insanlardık. Yani şu anda baktığımızda içine konumlandırıldığımız kitleye göre de offside'daydık yani o zamankilere göre. Aradan yıllar geçmiş, çok farklı işler yapmışız. Yani işte elektronikte ilerleyen, tıpta başka akademik, hı hı, kariyerler yapanlar var. Bunca sene bir yere geldiğimizde yine offside olmadı buluşmamız söz konusu. Yani arada çekişiyoruz, provalar
Yani benim kendi şu anda çalıştığım akademik iş bu kadar gergin ve disiplinli değil. Prova yaptığımızda ben Timuçin ve Ayşe bizim ana bilim dalının yönetimini vermeyi teklif ediyorum arada. Bir. Ama bu gerginliğe rağmen konuştuğumuz dil çok farklı bir dil. Bence o çok değerli. Yani o yıllardan bu yıllara ve Saruhan'ın dediği o yıllardan 3-5 sene önce bir sürü hayali kaybetmiştik değil mi? Evet. Şimdi de ona karşı yine başka bir yerde duruyoruz ama o dili de geliştirmişiz. Bence Mozaik'in en önemli kısmı tabii ki müzik olarak, özellikle müzikte daha profesyonel uğraşan arkadaşlarımın müzik kalitesi de çok yüksek ama yani o dil, o birbirimize davranış, dünyaya o şekilde bakması çok ilginç Mozaik'in. Peki ilk konserle bu şimdiki konser arasında mesela nasıl bir fark var? Hani oradaki heyecanla bu şimdiki heyecan elbette bu başka bir noktadadır. Ama yani işte ölümden önce bir hayat vardır, hazırlanırkenki durumla bugünkü durum. O zaman ne de olsa hem yaş dolayısıyla hem de müzik hayatının başında olmak dolayısıyla, gerçi bana hala başındaymışım diye, bir şey vardı yani bakışımda farkında olmadığım şeyler vardı. O yüzden bir bakıma daha kolaydı o zaman. Yani çıkıp çalıyordum. Ne bileyim ben parçaların her yerini de çalışmazdık o zaman ya da ben çalışmazdım. Zor yerlerini çalıştırdım. Gerisi konserin akışı içinde çıkardı zaten. Bugün ise her nokta dikkatimizi çekiyor. Her noktayı daha güzel yapmak için uğraşmak istiyoruz. Tabii vakit bulamıyoruz ama kafaya takıyoruz falan. Yani bunu şunun için söyledim. O zaman bir bakıma gençliğin rahatlığı varmış. Şimdi hayat tecrübesinin farkındalığı. Evet, evet. Değil mi aslında? Aradan geçen bir 36 yıllık zaman var aslında nereden bakarsanız bakın. O zamanlar çaldığımız parçalar bir lezzet, bir heyecan, bir duygu veriyordu. Her parça kendileri değişik aşamalarda. 36 yıl sonra onların bazıları yakalanıyor, bazılarının yerine başka bir şeyler gelmiş oluyor. Yine sonuçta çok keyifli bir şey oluyor ama bazı parçaları sanki yeni bir parça gibi hissederek çalmaya benzer bir şey oluyor mesela. Tabii işin çok derin ya da kendi başına, başlı başına geniş bir başka boyutu var. O da seyirciyle olan iletişim meselesi konusu. Yani Kayıkhane konserine çıkarken biz ne kadar değiştik, bizi daha önce dinlemiş ve bugün bu konsere bilerek gelen olanlar nasıl değiştiler onu düşünseydik belki biraz daha heyecan, gerginlik ya da farklı yüksek olurdu. Tabii. Onu düşünmeme ben çalıştım kendime. Bakalım burada göreceğiz. İlk konserin sonunda seyirci öyle bir katıldı ki hani bir anda böyle bir alkış tufanı yazıda geçiyor değil mi? O çünkü çok acayip. Çok inanılmazdı mesela yani. Hele ki 83 yılında böyle bir şeyin yaşanmış yani, olması çok inanılmazdı. Yani o dönemi çok iyi anlatan bir şey o. Yani herkes sıkışmış. Herkes sıkışmış. Sanki o konser ve özellikle de kemanla çalınan o biste, yani bis parçası olarak konserdeki bir parçayı tekrar çaldı. Bir Macar halk şarkısı. O parça böyle dımp diye bitti ve birdenbire diye bütün insanlar sanki bir yönetmen tarafından parça bitti anda herkes ayağa kalkacak demiş gibi böyle ayağa kalktılar ve TRT'de şeyler vardır ya üstümüze yürümeye başladılar. Esas orası çok enteresan. Yani böyle üstümüze gelen bir kitle oldu. Birisi böyle geldi böyle bize sıktı, böyle sıktı falan böyle çok ayrı bir şey olmuş yani. Toplam 18 kişi galiba yani kitapçıktaki şeye bakarsak eğer 18 tane fotoğraf aslında var burada. Bugüne kadar gelen geçen. Yani en azından bir süreç almış olan ama bir de bize bir konserlik bizde mesela Turgut Tüker gibi bir konser ama onları artık sayamazdık yani onlar hayat içinde oluyor ama hani bir yerleşikliği olmuş olan 18 kişi. Toplam 18 kişi bu konserde 17 Temmuz Zorlu'daki İstanbul Jazz Festivali konserinde 9 kişi olacak. Buradaki 7 kişinin yanı sıra birazdan gelmesini beklediğimiz Serdar Ateşer ve Ezel Akay olacak. 9. Onun dışındaki isimleri de sayalım. Kuruluş kadrosundan Sumru Ağıryürek, Levon Balıkçıoğlu. Ki onlar ilk konserde vardı aslında. Onlar destek. Bursa'da vardılar. Ve Bursa'da da vardılar tabii 11 kişilik kadro. Çıkmıştık. Sabir Yücesoy, Bülent Somay, Ümit Kıvanç, Cem Aksel, Ahmet Altuğ, Emir Özoğlu, Tahsin Ünü var ve Murat Ünlü. Arkadaşlarımız bugüne kadar Mozaik kadrosu Mozaik'te mesai yapan. Peki bir de yani plak dolabı programının adı bunu sormak durumundayım. Bir Mozaik plağı elimize alabilecek miyiz böyle bir plan var mıdır acaba? Değil mi?
Vinyl işte ya, vinyl. Yani öyle bir şey, hani albümlerden birinin plağı olur, bir best of olur, bir şey olur. Belki hiç yayınlanmamış kayıtlar olur. Belki Ada Müzik böyle bir şey. Ne güzel olur. Duyuralım. Sayın Ada Müzik. Bülent Bey. Bizi dinliyorsanız eğer öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü hani o da aslında mozaik plaklanmalı sanki bir taraftan da. Evet. Aslında bu konseri multitrack kaydedeceğiz ya. Belki oradan iyi bir şey çıkartabilirsek. Mesela böyle bir live bir şey, bu konserin falan bir şey yapılabilir. Ya hani laf lafı açar tabii ama sizin de provanız var. Ben sizi tutmayayım. Yavaş yavaş sonlandırmak durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz mozaik ekibi. Lütfen. Biz sana çok teşekkür ederiz. Ay niye bir şey yapmadım? Hemen hızla. Yok yok hayır. 17 Temmuz'da İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Jazz Festivali'nin en önemli konserlerinden birisi Mozaik Konseri. Oraya bekliyoruz. Serdar Ateşer geçti değil mi oradan? Ben geçti. Yanlış görmedim. Evet, geçti. Tamam, onu da şimdi yakalarız birazdan. O zaman biz şimdi burada sonlandıralım gibi görünelim ama Serdar ve Ezel'in yanına da ışınlanacağız. Ezel Akay ve Serdar Ateşer son dakikada ekibe eklendi. Biz onları aldık, kaçırdık, başka bir yere getirdik. İlk konseri soracağım aslında. Ölümden önce bir hayat vardır. İkiniz de varsınız o konserde. Evet. Hani nasıldı? Ne oldu? Konser yapma arzusu vardı zaten. Hı hı. Yani biz Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nde aslında uzun yıllar beraber çalıştık. Hı hı. Tiyatro kulübü, müzik kulübü, oyuna müzik yapmak, korolar vesaireler derken sezonun yani okul maceramızın sonuna doğru artık hani dışarıda müzik yapacağımız ya da yapmayacağımız belli oldu. Ve öyle bir karar verip bir araya gelmeye başladık. Yani o konser çok ilginç bir takım damarlara dokunan şarkılarla doluydu. Bazıları bilinen şarkılardı yani biraz müzik takip eden insanların. Sen nereye kadar devam ettin mozaikte? Ya o bahsettiği dönem şöyle hatırlıyorum. Yeni türkü geldi. Ben yoktum orada. Ayşe, Ezel, Sumru falan birbirlerine bakmışlar ya. Hani bunlar yapıyorlar, intihalimari evet, söylüyorlar. Evet, biz orada karar veriyoruz. Ağa babasını yapıyoruz. Hakikaten de yalan değil. İlham verdi aslında yeni türkü konseri anladığım kadarıyla. Evet, aslında New Song yani yeni türkü adını almalarının nedeni o sırada dünyada da New Song diye özellikle ha, Güney Amerika, İşte zaten Nuevo Canto gibi bir şey değil mi? Tabii Nuevo Canto. O böyle bir akımdı. Şöyle bir tesadüf sonucu mozaik'e girdim. Ben arkamı seyirciye değil de Boğaziçi'ne dönüp İstanbul Üniversitesi'ne gitmiştim. Oradan ama ziyarete geliyordum sürekli. Çünkü arkadaşlarımın bir kısmı Boğaziçi'ndeydi. Yolda yürürken Ayşe bir gün karşılaştık. Geçti hatta beni. Yanında kim vardı unuttum ama. Ya Serdar dedi biz seninle hani lisede niye yan yana bas çalıyordun. Sen hala bas çalıyor musun dedi. Çalıyorum dedi. Ya biz bir şeyler düşünürüz. Gelir misin dedi. Tabii ki gelirim dedim. Ben öyle dahil oldum. Yani ben aslında Boğaziçi ortamında yoktum o sırada. İlk başta yoktum dışarıdan tabii. Gelip gidiyordum. Sonra ama direkt... Ama sonra katıldım ve devam ettim aslında. Yani albümlerde biraz böyle Alman lisesi, erkek lisesi ekolü bizi evet, evet. Mahvetti yani ezdi hepimizi. Evet hepimiz. Çoğunluk Alman ekolundan. Zaten feciydi. Oradan o disiplin geliyor. İğrenç evet. Hiç peki yeni konser hakkında neler söyleyeceğiz? 17 Temmuz'da olacak olan... Ya aslında ODTÜ dediniz ya demin. ODTÜ çok önemli çünkü... Benim hatırladığım külliyatın yayınından evvel, bizim 6 sayılı külliyattan evvel, benim geriye gittiğimde bulabildiğim yeni başlangıç orası. ODTÜ'den benim kanalımla, ben orada bir belgesel müziği yapıyordum o sırada. ODTÜ'nün içinde kalıyordum yani şeyde, lojmanlardan birinde. Thomas Balkenhol'u hatırlarsın. Tabii tabii evet. Onun evinde kalıyordum ve belgesel yapıyorduk. ODTÜ'nün ne oluyor? ÖTK mı oluyor? ÖTK. Öğrenci ÖTK'dan Toplulukları Konseyi derlerdi. Ekip benim orada olduğumu öğrenip Thomas kanalıyla dediler ki ya siz harika bir konser vermiştiniz ODTÜ'de. Tekrar vermek istemez misiniz bu bahar şeyinde? Şenlikte. Işte, şenliklerinde. Bu dediğim 2009 falan. Evet evet. 2010. Ondan sonra dedim ki çok güzeldi ben o konserde yoktum dedi. İyi dediler ne olacak? Arkadaşları söyleyiver o zaman. Ben de yazdım gruba. Çok güzel. Ve oradan bir kıpırdanmadır başladı. Evet. 9 sene sürdü kıpırdanma. Evet ama değil mi yani konser sonuçta? Diye başladı. Sonuçta külliyat serisi çıkabildi. Biz bir türlü ikna olmadık ya da bazılarımız ikna oldu, bazılarımız ikna olmadı sonra. Bir yan yana gelelim çalalım hali vardı. Bir başka arkadaşımız sanırım Volkan'dı. O dedi gelin ya mozaiki yeni müzisyenlerle beraber yeniden aranje edelim. Siz de çalın, genç müzisyenler de olsun falan gibi böyle bir setup'la bizi bir araya getirdi. Fakat biz yine bir hizalayamadık. Kimisi istedi, kimisi istemedi falan derken sonunda işte geçen sene... Ama bir nedeni de hakikaten bizim başından beri en büyük zorluğumuz kalabalık olmamız oldu. Evet, yani grubun ruhunda da o kalabalıklık şey var. Yani yapılan işin de tabii. Çıkan işin de sonucunu zaten. Gördüğümüzde atmosferinde de o
kalabalığın etkisi Hı-hı. olduğu için onlar birbirinden ayrılabilecek şeyler değil. Ama hakikaten ne olursa olsun bir de herkes hayat ailesi bu zaman içinde. Onun için toplanmak, bir araya gelmek ve bu iş için özel vakit ayırmak Hı-hı. zor oldu. Ama bir şekilde oldu. 17 Temmuz'da Mozaik İstanbul Jazz Festivali bünyesinde bir konser veriyor. Yeniden bir araya geldikten sonra 3. konserleri. Umarım yeni bir dönemin açılış konseri olur ve sonrasında onları bestelerle daha çok izleme şansına sahip olabiliriz. Plak Dolabı'ndaydınız, Allianz Motto Müzik'teydiniz, Murat Meriç'le birlikteydiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Siz Allianz Motto Müzik'te kalın. Hoşça kalın.